Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda üçgende alan konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani PDF'de 74. sayfanın sağ tarafındayız. İçteye çember alan ilişkisiyle ağırlık merkezi alan ilişkisini anlatacağız sizlere. Şimdi içteye çember. İçteye çemberin merkezi neydi? Açı ortayların kesim noktasıydı. Açı ortayların kesim noktasından köşelere böyle doğru parçaları çizilip üçgenler oluşturulursa bu üçgenlerin alanları tabanlarla doğru orantılıdır. Peki niye? Hocam bu açı ortayların kesim noktası ya açı ortayda kollara çizilen dikmeler nedir arkadaşlar? Birbirine eşit. Hocam burada da açı ortayda bakın kollara çizilen dikmelerin birbirine eşitliğini göstereyim. Şunlar birbirine eşit. Hocam burada da yine aynı şekilde kola çizilen dikme birbirine eşit. A ne yaptı? Bakın hem bu üçgen hem bu üçgen hem de bu üçgende yükseklikler birbirine eşit oldu. E yükseklere eşit olan üçgenlerde ne oluyordu arkadaşlar? Tabanlarıyla doğru orantılı oluyordu. Yani kısacası şöyle bir şey varsa atıyorum 2, 3 ve 4 ve bunlar açı ortaylarsa işte çemberin merkezi ise yani şurası. O zaman ne olacakmış? 2'de kalan 2A, 3'de kalan 3A, 4'de kalan 4A diye söyleyebilirmişiz. Sebep yükseklere aynı olduğu için arkadaşlar. işte çemberin merkezi olduğunda. Tamam. Birincisi bu. ikincisi de şu. Ya müfredatta ya kaldırıldı galiba arkadaşlar da. Yani şöyle bir şey var. Formülü bilmeseniz de kendiniz de çıkartabilirsiniz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi içteye çemberin yarı çapı verilirse bu çizilen dik zaten içteye çemberin yarı çapıdır arkadaşlar. Şu çizilen dik mesela birbirine eşit ya. O içteye çemberin yarı çapıdır. Niye? İçeriden çizilen teğet çemberi böyle geçiyor. İşte içteye çemberin yarı çapı da bu 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 oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Bu içteye çemberin yarı çapı R ise e, ve çevrede 2U dersek alan U çarpı R diye bulunuyor arkadaşlar. Böyle bir formül var. Formülü bilmenize gerek yok. Sebep şundan dolayı. Arkadaş zaten şuraya baktığın zaman hocam üçgenlerin alanları a çarpı r bölü 2 artı b çarpı r bölü 2 ayrı ayrı. Ee, bu da c çarpı r bölü 2 değil mi arkadaşlar? Evet. Bu neye eşit? Alan abc'ye eşit. Alana eşit. E, burada sen e, r parantezini alınca a artı b artı c bölü 2 yapmadı mı? Evet. Çevre 2 uysa çevrenin yarısı çarpı R. Bak A artı B, ve artı C bölü 2 zaten çevrenin yarısı değil mi? Evet. Ondan dolayı sen bu formülü bilmeden de kendin zaten sonuca ulaşırsın. Yani bunu bilme. Sen sadece neyi bil? Bu işte çemberin merkezi ise e, buradaki tabanlarla alanlar doğru orantılıdır. Hikayesini bil. Zaten nereden çıkarttığında gösterdiğim için sıkıntı yaşamazsın diye tahmin ediyorum. Şimdi gelelim sorulara. Evet demiş ki 9 var 15 var. Taralı alan kaç birim karedir diye sorulmuş. Hmm. Arkadaşlar 9 15 ne üçgeni? 9 12 15 3 4 5'in 3 katı değil mi? Peki bu açı ortay bu da açı ortay. E, bir üçüncü çizgiyi çizecek olursam bu da açı ortay olmaz mı arkadaşlar? Evet. E açı ortayların kesim noktası yaptı. O zaman tabanlarıyla doğru orantılı değil midir burada kalanlar? Yani burada kalan 9'a burada kalan 12A, burada kalan da 15A diyebilirsiniz. Sadeleşmiş halinde yazabilirsiniz. E hocam tüm alan nedir burada baktığımız zaman? Şurası kaç? 21, 15 daha 36 a. Bak dikkat. 36 a, tüm alan. Tüm alan nedir? Dik, dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısı değil midir arkadaşlar? Evet. O zaman şununla şu sadeleşirse 6. 6 kere 9. Ya 36, 9 ile 36 sadeleşince 4 kaldı. O zaman a alanını buradan ne buluruz? 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 olarak buluruz. Benden taralan isteniyor. Yani 21A isteniyor arkadaşlar. 21 çarpı 3 bölü 2'den o da kaç çıkıyor arkadaşlar? 63 bölü 2 olarak bulundu. Yani bu sorumuzun cevabı 63 bölü 2 çıktı arkadaşlar. Tamam. Geldik bir sonraki soruya. Bir dik üçgenin. Hemen dik üçgen çizelim arkadaşlar. Şöyle bir dik üçgeni çizelim. Bir dik üçgenin çizdik. A açısı. işte ABC üçgeninde. Şöyle dik üçgen çizdik. Dik kenarlarından biri 6 birim ve içtey çemberin yarıçapı da dik üçgenmiş bu. İçtey çemberin yarıçapı da neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. Ha, hiç formüle mormüle da ama. İçtey çemberin yarıçapı dediğimiz neydi arkadaşlar? Şu iç, iç açı ortayların kesim noktasını gösterdiğimiz zaman şu açı ortay, bu açı ortay, bu da açı ortayken. Buradan buraya çizilen içtey çemberin yarıçapı değil miydi arkadaşlar? Kollara çizilen dikmeler. Hatta burada da kola çizilen dikme. Yani bu dikme neymiş arkadaşlar? 2 birim. Zaten bu dikmeler birbirine eşittir. Burası da 2. Yani burası da 2. Dik üçgenin alanı kaçtır diye soruluyor. Aa hocam 90. 90. 90. Burası da 90. Bir dikdörtgen oldu. Hatta 2 iken 2. 2 iki, iken 2. Iki, bu bir kare oldu. Şimdi bunlar nedir? Bu arada bu açıortayların kesim noktasıydı. Şu açıortayları ortayları gösterelim arkadaşlar. Ezbere iş yapmayalım. Tabi şurası da şöyle şöyle oldu. Peki tamamı idi. Ne kaldı buraya? 4. Hocam açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşit. Ayırdıkları yerler de eşit değil mi? Eşit. Yani burası da 4 olacak. Hocam bu da kollara çizilen dikmeler eşit. Ayırdıkları yerler birbirine eşit olacak. X'tir. Burası da nedir? X'tir. Aa ne çıktı burada arkadaşlar? Şöyle bir dik üçgen çıktı. Bak dik üçgenin kenarlarına dikkat et. 6 var. X artı 2 var. X artı 4 var. Ne yaparsın? Hocam X artı 4'ün karesi eşittir. X artı 2'nin karesi artı 6'nın karesi deyip işlem, işlem 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 mi yaparsın? Artık yapmıyorsun ya Büyük ihtimalle ne üçgendir? 6 varsa 6. 8 10 üçgeni. 8 olması için x'in 6 olması lazım. 6 koyduğumuzda burası da 10 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Sağlaması tuttu. Hissiyat maneviyat. Hissiyat kardeşim. Evet x'i e 6 bulduk arkadaşlar. Bu 6 8 10 üçgeni. E o zaman bu 6 burası. 8 burasıysa bu dik üçgenin alanı isteniyor. Nedir bu dik üçgenin alanı? Bir dik kenar 6. Diğer dik kenarda 8 olduğundan 6 kere 8 48 bölü 2'den 24 çıkacaktır. Cevap bu sevgili gençler. Tamam. Burada dikkat etmek lazım. Böyle de bir sözel soru çözdük. Ee, yani en azından işte çemberin yarı çapı dediğinde ne demek istediğini anlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Açı ortaylarının kesim noktasından buralara çizilen dikmelerdir. Bu işte çemberin yarı çapı arkadaşlar. Evet geldik. Altıncı özelliğimize ağırlık merkezi alan ilişkisi. Arkadaşlar burası önemli. Şimdi hatırlarsanız alan dağıtmada ikinci videoda ağırlık merkezi ile ilgili şey yapmıştık ağırlık merkeziyle ilgili belki de bu özellikleri bilmeden de kendiniz e, özellikleri çıkartabilirsiniz. Yani sonuca çıkartabilirsiniz. Mesela burada hocam kenar ortaylar çizildiğinde ağırlık merkezi oluyor ya burası. Alt oluşan alttan üçgenin altı da birbirine eşittir. Ya da e, tam ağırlık merkezinden köşelere böyle üç çizilip üç tane üçgen oluşursa burada kalanlar da birbirine eşit oluyor. Zaten şöyle baktığınız zaman 2a 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 yani bb b, b alanı olduğu aşikar arkadaşlar. Peki nereden geliyor? Hocam ağırlık merkezi 1'e 2 oran var. A ise 2A. A Şuradan başlarız. Mesela şuradan başlayayım. A'da kalan A ise 2A'da kalan 2A. 2 eş parçaya bölecek. AA olacak. Aynısı çizdiği kalan A ise çizdiği kalan A. A'da kalan A ise 2A'da kalan 2A olacak. Bunlar da 2 eş parçaya bölünecek. Bu şekilde alan dağıtmadan geliyor. Ama ben size şu tavsiyede bulunuyorum arkadaşlar. Ağırlık merkezi olduğunda kenar ortaylar çizildiğinde mutlaka bu 6 eşit parçaya böldüğünü bilin sorularda çok da güzel bir şekilde kullanıyoruz ve ÖSYM bununla ilgili e, baya bir soru sordu diyebiliriz arkadaşlar soru içerisinde. Analitik geometride bile sordu. Hatta öyle bir sorunun olması lazım arkadaşlar. Burada evet görüyorsunuz bakın analitik geometride bile sorduğunu da gösterdim onlara. Evet neyse ağırlık merkezinde böyle altı eşit parçaya ayrılıyor. Burada da 3 eşit parçaya ayrılıyor arkadaşlar. Tamam alan dağıtma kuralından geliyor bu. Bunu bilmekte fayda var. Mesela burada alan dağıtma sorusuymuş gibi gözüküyor. Evet ama kenar ortalıklar olduğunda acaba ağırlık merkezi var mı yok mu diye incelerseniz daha mantıklı olur sizin açınızda. Aa hocam kenar ortay kenar ortay yani şurada üçgen oluşturacak olursak hocam ne çıktı? Kenar ortay kenar ortay burası ağırlık merkezi oldu. E, ağırlık merkezi alan ilişkisi neydi? Şu kenar ortay bu kenar ortaysa bir üçüncüyü çizersem çok daha rahat bir şekilde dağıtırım. 6 eşit parçaya böldü mü böldü. Sonra alan dağıtacağımız A çıkar. A A A. A hocam A'da kalan 3A ise A'da kalan 3A. Tepe noktası A olduğunda. Burası 3A oldu. Alan ABC'yi 54 demiş. 3 6 9A. 9A eşittir 54 verilmiş. A'yı buradan 6 buldum. Taralı alan isteniyor. Yani 5A isteniyor. O da kaç çıkar? A yerine 6 yazdığımızda cevap 30 çıkar arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Bak mesela bu soruyu çok uzun yoldan yapanlarımız oluyor. Bu doğru denklemini yazıyorsunuz. Bu doğru denklemini yazıyorsunuz. Kesim noktasını buluyorsunuz. Sonra buradan birleştirip bir bu üçgeni bir bu üçgeni buluyorsunuz. Gerek yok. Niye? Bakın özel bir durum var mı? Hocam burası e, iki de kestiği için daha analitik geometri görmedik ama bu analitik düzlemi hepiniz biliyorsunuz. Hocam burası 2. 4 e, ile 2 arası da 2. Hocam burası 3. 6 ile 3 arası da 3. bu bir kenar ortay. Kenar ortay gibi algılayabiliriz. Yani şurada üçgen oluşturacak olursam bu da kenar ortay bu da kenar ortay. Ne oldu? Ağırlık merkezi oldu. Ağırlık merkezi olunca şu kardeşim. Bir üçüncüyü de çizeriz. Ne oluyor? 6 eşit parçaya bölüyor buradaki alanı arkadaşlar. A 6 A dik üçgen değil mi? Dik üçgenin alanı nedir? 6 çarpı 4 bölü 2 6 A'ya mı eşit? Evet. Altlar gitti. A'yı da buradan 2 bulduk. Taralı alan isteniliyor benden. Yani 2 A isteniliyor. Cevabımız da böylelikle 4 çıkar arkadaşlar. Pardon. Kulaklıkta kalanlar biraz masum sesini duydu galiba. Neyse. Evet cevabımız da 4 çıktı. Bakın çok da güzel ve çok da önemli bir bilgi. Bu şekilde kullanın. Çok faydasını görürsünüz. Ağırlık merkezi alan ilişkisi olduğunu bilin. <laughs> Mesela bu soru. Hmm, ne yapabiliriz? Ya e, Bununla ilgili formül yok. Ne yapacağız? E, normalde şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Alan dağıtarak da ağırlık merkezini kullanarak da sonuca ulaşabilirsiniz. Onu söyleyeyim öncelikle. Mesela ben formülü kullanmadan yapayım. Çünkü direkt gelmiyor. Hocam bu ağırlık merkezini kullansam ah be üçgeni iki parçaya bölüyor. Şunu çizsem şunu çizsem şekil bayağı bir karışacak değil mi? O yüzden hiç bunları çizmeyeyim isterseniz. Ne yapabiliriz? Hocam bu ağırlık merkezi ise bu kenar ortaydır. Şununla şu birbirine eşittir. Peki şu paralelliği boş boşuna vermemiştir. Ben buraya A dersem burası nedir? 2A'dır. Ağırlık merkezinden dolayı. Hocam bunlar paralel. A 1'e 2 oran varsa ense burası da 2N'dir. 1'e 2 oran vardır. Aynı şekilde 1'e 2 oran var. Bak şunlar da birbirine eşit. Burası 3N. Burada da bir heykel olacak. N e 2 n şeklinde ayrıldı. E şimdi e, tamamı 4 ya. 2 eş parçaya böldü. O zaman burada kalan ne oldu arkadaşlar? 2'ye 2. Sonra alan da açacağız. Hop şöyle. N'de kalan 2 ise 2 n'de kalan 4. A'da kalan 6 ise 2 A'da kalan 12. Ondan sonra yine n'de kalan 2 ise 2 n'de kalan 4. A'da kalan 6 ise 2 A'da kalan da 12 deyip tüm alanı bu şekilde bulabiliriz. A, 12 6 da 18 tüm alanda kaç yaptı? 36 yaptı. Peki hocam daha farklı bir şekilde bulabilir miyiz? Özellik variyi giden arkadaşlar için şu yöntemle de gidebilirim. Hatırlıyorsanız eğer ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde paralel çizildiğinde burası x iken burası 3x hmm, benzerlikte de sorulsa olurmuş. Benzerlikten yapabilirim arkadaşlar. Burası x iken burası 3x değil miydi paralel? Ya da burası y iken burası 3 y değil miydi arkadaşlar? Evet. E şunlar paralel. Hocam burası alfa iken burası alfa. Bunlar da paralel. Hocam beta ise burası da beta. Üçüncü açılar da eşit. 2 üçgen benzer. Benzerlik oranı kaç? 1'e 3 mü? Evet 1'e 3. 1 bölü 3 benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşitti. Daha görmedik bir sonraki videoda göreceğiz ama yine de bu yoldan da yapılabildiğini göstereyim arkadaşlar. 1 bölü 9 alanlar oranı. Şu üçgenle büyük üçgendeki alanlar oranı 1 bölü 9. E bu üçgenin alanı zaten 4. Büyük üçgenin alanı da zaten alan ABC diyecek olursak. işler dışlar yaptığımızda yine alan ABC kaç geliyor? 36 geliyor arkadaşlar. Hocam başka nasıl yapabiliriz? Başka. Hocam şunlar paralel. Bunlar paralelse ağırlık merkezinden böyle paraleller çizildiğinde arkadaşlar. Şu paralel, şu paralel çizildiğinde. Şurası 3 parçaya ayırıyor. Nereden geliyor hocam bu diyecek olursanız. Şu kenar ortayı çizecek olursak. Hocam 1'e 2 oran yok mu? Var. Yani şurası A iken burası 2A mı? Evet. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. 1'e 2 oran. Şu paralelliğe baktığımız zaman. Hocam 2A'ya A olmak zorunda. Peki diğer kenar ortayı çizecek olursak bakın şu kenar ortayı çizecek olursak burada da 1'e 2 oran yok mu? Şurası 2K'ya K diyeyim arkadaşlar. Peki diğer kenar ortayı çizecek olursak hocam burası B iken burası 2B diye mi? Evet. Şimdi şu paralelliğe bakacak olursak hocam 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 oran olacak. E zaten 3 3K tamamı. O zaman 2K'ya K olacak. Yani burası da K olacak. Burası 2K olacak. Yani buraya da K kaldı. Gerçekten de K K K 3 eşit parçaya böldü ispatını yapmış oldum. Ya bunların hepsi uzunlukta da bir soru şeyi de gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ne oldu yani? Şu eşit, şu eşit, şu eşit. E eşitler var. Alan dağıtayım. Hocam çift alan 4 ise çift alan 4. Hocam burada da üçgen oluşturayım. Buradaki çift alan da 4. E ağırlık merkezi. Hop şunu da çizersem. Ağırlık merkezinde şu üçgenlerin alanları hepsi birbirine eşit olmuyor muydu? Mesela şu alan sonra bu alan sonra bu alan birbirine eşit olmuyor muydu? Oluyordu. 4, 8, 12 burasıysa burası da 12, burası da 12. Yani 12, 12, 12. Yine cevabı kaç bulduk? 36 bulduk. Farklı bakış açılarını göstermek istedim size. Ve geldik şu soruya. Sanırım evet son soru. Bu videonun son sorusu. Evet dikkat edin arkadaşlar soruya. Bir bahçe ABC üçgeni şeklindedir. Eşit hızdaki 3 hareketli. Eşit hızdaki 3 hareketli. Bahçenin ağırlık merkezinden bahçenin kenarlarına doğru aynı anda hareket ediyor. Hmm. Buradan bir buraya, bir buraya, bir de buraya bahçenin kenarlarına doğru hareket ediyormuş. Hareketlilerden biri AB kenarına en hızlı 3 dakikada. E, sabit hızlı bunlar. En hızlı demesi ne demek? AB kenarına böyle de gidebilir, böyle de gidebilir. En hızlı, en kısa uzaklık değil midir arkadaşlar? Evet. Çünkü hepsi sabit hızda. En kısa 3 dakikada. Öbürü AC kenarına 5 dakikada. O zaman bu da en kısa. Bu da en kısa olduğu için. E, çünkü bir de BC kenarına en hızlı dediği için bunlarda ne olmak zorunda? Yükseklik olmak zorunda. Hmm. Madem bu 3 dakikada gidiyor en hızlı. E, gittikleri yollar eşit hızla yani sabit hızla olduğu için her üçü de bu AB kenarında 3 dakikada gidiyorsa o zaman hocam burası 3K'dır. Öbürü de 5 dakikada gidiyorsa nereye? AC kenarına 3, buraya 5 dakikada gidiyorsa burası 5K'dır. Bu da gittikleri yollar e, zamanla doğru orantılıdır. Burası da 6K'dır diyeceğiz arkadaşlar. E hocam burada ne yapabiliriz ki? Bahçenin çevresini demiş ve kenarları yoğunlaşan ben. Bir de buraya yoğunlaşacağım. Benden burası isteniyor. Bak şimdi kardeşim. Madem burası isteniyor bizden. E burada ağırlık merkezinden buralara çizilen dikmeler var. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Arkadaşlar şurada şunu yapabiliriz. Tabana ait yükseklik. Şu taban soruluyor ya. A üçgen oluşturabiliriz. Şöyle üçgen oluştursak. Hocam burada da üçgen oluşturursak. Bak şu üçgenlerin alanları nedir? Birbirine eşittir. A hocam bu üçgenlerin alanları birbirine eşit. 3, 5 ve 6 ile doğru orantılı mıdır buraları? Değildir. Yani burası 3A, burası 5A, burası 6A diyemezsin. Doğru orantılı deyince alanlar birbirine eşit olmuyor. Dikkat edin. Bu alanların hepsi birbirine eşit. Şu alan, şu alan ve şu alan birbirine eşit arkadaşlar. Niye? Ağırlık merkezinde böyle üçgen oluşturduğu zaman bu üçgenlerin alanları eşit. E hocam yüksekleriyle alakalı bir şey olması lazım. Evet yüksekleriyle alakalı bir şey olacak. 3, 5, 6 ile değil de bunlar kaçta birleşiyor arkadaşlar? Çarpımlarının yarısı hepsinde birbirine eşit olmalı. Ya da çarpımları eşit olmalı. 3, 5, 6 kaçta birleşiyor? 30'dan mı birleşiyor? Tabi 30'da birleşiyor. 30 yapmak için ben buraya ne diyebilirim? 10x diyebilirim arkadaşlar. Yani x'in çarpımı 30. Bunu 30 yapmak için buraya 6x. Bunu 30 yapmak için buraya da 5x diyebilirim arkadaşlar. Hepsinde çarpımlar eşit oldu. Önemli olan çarpımlarının yarısının birbirine eşit olması lazım. Bak şey ikisinin çarpımının yarısı bu ikisinin çarpımının yarısı ve bu ikisinin çarpımının yarısı birbirine eşit oldu. O yüzden ortak çarpanı buldum ki daha kolay bir şekilde. Burası 10x, burası 6x, burası da 5x yazabildik arkadaşlar. Niye? Tekrar söylüyorum. Üçgenlerin alanları eşit olduğu için taban çarpı yükseklik bölü ikilerin birbirine eşit olması lazım. 3k, 5k ve 6k 30'da birleşiyor. Çarpımları 30 yaptık. Çarpımları 30. Çarpımlarının yarısı. Çarpımlarının yarısı. Çarpımlarının yarısı. Hepsi birbirine eşit oldu. Aa, adam bana çevreyi kaç vermiş? 63. 16 21 21 x 63 vermişse x'i buradan kaç bulduk 3 bulduk benden ne isteniyor ab uzunluğu ab uzunluğu kaç x 10 x isteniyor x yerine 3 yazarsak arkadaşlar cevap kaç çıktı 30 çıktı ve böylelikle arkadaşlar bu sorunun cevabını da ne bulduk arkadaşım 30 bulduk ve benzerlik alan ilişkisi var arkadaşlar sırada yani alanla ilgili son sayfa var arkadaşlar onu da bir sonraki videoda yapalım isterseniz çünkü burası da önemli. Detaylı bir şekilde anlatman lazım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda benzerlik alan ilişkisinde yani alandaki son videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.